Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın hakları konusunda problemler yaşandığını ve bu problemlerin çözümünde zihniyet değişiminin rolünü biliyoruz. Biz de bu videomuzda ülkemizde özellikle son yıllardaki gelişmelere ve kazanılan haklara ışık tutmak istiyoruz. 2014 yılında kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke Türkiye oldu. Bu kapsamda şiddet türleri tanımlanıp bunlara yaptırımlar getirildi. Ayrımcılık, hak ihlalleri konularında başvuruları incelemek, uluslararası gelişmeleri izlemek üzere 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. Görev ve namus gerekçesiyle işlenen suçlar kişiye bağlı suçlar kapsamına alınıp cezaları ağırlaştırıldı. Kadın ve çocukların psikolojik, ekonomik ve hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti alabilecekleri ALO 183 sosyal destek hattı açıldı. Eşit işe eşit ücret ilkesi getirildi. Kendi iş yerlerini kurmak isteyen kadın girişimcilere teşvik paketi sunuldu. Sanayi bölgelerinde çalışan kadın istihdamının artırılması için işverenlerin kreş desteği vermesi teşvik edildi. Kadınların evlerinde ürettikleri ürünlere vergi muafiyeti sağlanıp bu alanda çalışan kadınlar sigorta kapsamına alındı. Sosyal güvencesi olmayan ve eşi vefat eden kadınlara maaş ödemesi başlatıldı. İş kanununda iyileştirmeler yapılıp doğum izinleri 4 aya yükseltilerek analık ve süt izinleri düzenlendi. Doğumlarını hastanelerde yapmaları ve düzenli muayene olmaları şartıyla hamile kadınlara maddi yardımlarda bulunulmaya başlandı. Böylelikle bebek ölüm hızının binde 10.8'e gerilemesi sağlandı. Bu oranla OECD ülkeleri arasında Türkiye bebek ve doğumda kadın ölüm oranı en hızlı düşen ülke oldu. Ana Kız Okuldayız projesi kapsamında 1. kademe okuma yazma kursunu 1.832.617 kursiyer tamamladı. İlk ve ortaokulda kız çocuklarının okullaşma oranı 2002 itibariyle %97'ye çıktı. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik, sigortalı anneye ise her çocuğu için 2 yıl erken emeklilik sağlandı. Nüfusu 100 bini geçen belediyelerde kadın ve çocuklar için konuk evleri açılması zorunlu hale getirildi. Bu videomuzda ülkemize kadın haklarının geldiği noktalara değindik. Bütün dünya kadınları için tüm haklarımıza sahip olduğumuz mutlu bir gelecek diliyoruz. Kadınlar gününüz kutlu olsun.